Kamuoyunda Furkancılar ya da Kuytulcular olarak bilinen dini yapılanma son olarak Adana'da uğradıkları polis şiddetiyle gündeme geldiler. Özellikle başörtülü bir polisin çarşaflı bir kadına copla vurduğu görüntüler kamuoyunda tepki çekmişti. Bu görüntüden rahatsızlık duyanların birinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu ve bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştüğü ileri sürüldü. Cumhurbaşkanı ve AK Parti yöneticileri niye sessiz diye soran Zeyrek şunları söyledi. Bu soruları AK Partililere de sordum. AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından biri Sayın Cumhurbaşkanımız o fotoğraf konusunda rahatsızlığını dile getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın provokasyon olduğunu bunu kanıtlayacağını söyledi dedi. Ancak başka bir MYK üyesi iki ayrı kaynağım, hayır konu MYK'da gündeme dahi gelmedi dedi. İki ayrı kaynağın konuşmada sözleri elbette önemli. Ancak parti sözcüsü Ömer Çelik'in o MYK toplantısı ilgili basın toplantısında tabii ki provokasyonları da görüyoruz ifadesi. Cumhurbaşkanımız rahatsızlığını dile getirdi. Soylu provokasyon dedi bilgisini aktaran kaynağımın haklı olabileceğini de düşündürdü. Gezi olayları sırasında uydurdukları kabataş yalanı üzerinden günlerce başörtülü bacımıza diye başlayan duygu sömürüsü ve acıtasyon dolu cümleler kuran iktidar mensupları ve AK Partili yöneticilerinin iktidar icraatlarına karşı geldiler diye Adana'da Boğaz içinde, Rize'de, Muğla'da yerlerde sürüklenen, coplanan başörtülü bacılar için provokatör etiketine sarılmaları sadece gerçek üzerine gösterir. Adana'da o copu bütün hırsıyla ve gücüyle çarşaflı bir kadına indiren başörtülü polis gerçekten kınanacak, kabul edilmez bir harekete imza atmıştır. Ama aynı zamanda AK Parti iktidarının başörtü konusundaki samimiyetsizliğini de ortaya çıkarmıştır. Önemli bir not daha, bu olay sadece iktidarın başörtüsü konusundaki maskesini düşürmedi aynı zamanda toplu gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan başka mahalleden kesimlere, işçilere, meslek odalarına, çevrecilere yönelik orantısız kolluk şiddetine karşı kayıtsız kalan muhafazakarların samimiyetsizliğini de gün yüzüne çıkardı. Şimdi ve gelecekte kulağımıza küp olması gereken tek gerçek şudur. İnsan hakları ve özgürlükleri her biri için vazgeçilmezdir. Mevzu hak ve özgürlükse hangi mahallede olduğunuz sadece teferruattır dedi.